Kolay kurulumu, hem elektrikli hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor. Burada kıyma var, gördüğünüz gibi dana ve kuzu karışımı kıymam, domates var, salça var, güzel bir patlıcan musakka hazırlayacağım sevgili izleyenlerim. Tabii ki patlıcan musakka iki aşamalı. Birinci aşaması patlıcanları kızartmak, ikinci aşaması üst malzemesini kıymayla, soğanla hazırlamak. Bunları tabii ki sırayla yapacağız. Evet, patlıcanları soyduktan sonra, alaca soyduktan sonra isterseniz doğrayabilirsiniz. İsterseniz de o patlıcanları limonlu suyun içerisinde bekleterek, tabii ki patlıcanların siyahlanmamasını, o arada acısını bırakmasını, renginin beyaz olmasını sağlamanız gerekiyor. Evet, patlıcanlar burada. Şimdi patlıcanların hemen sularını süzüyorum. Geliyorum. Geldik. Bir tencerenin içerisine yağ bırakıyoruz. Hemen şunu bırakalım. Evet, tencere kullanımı çok önemli. Nasıl çok önemli sevgili izleyenlerim? Tabii ki ocağınızın tam üzerine gelecek şekilde tencerenizi bırakmanız lazım. Çok büyük tencere kullandığınız zaman veyahut da çok küçük tencere, hadi büyük tencere bir yerde telafisi var da küçük tencere, büyük ocağın üzerine küçük tencereyi bıraktığınız zaman, o zaman da yandım çavuş, yandım çavuş, yandım senin elinden, elinden canım elinden. Oh, zaten bizim Caner öyle hemen duydu mu hemen başlıyor oynamaya. Efendim şimdi patlıcanları şöyle mutfak havlumuza üzerine çıkardık. Sebebimiz tabii ki sularını alacağız. Sularını aldıktan sonra patlıcanları dilimleyeceğiz. Yağın içerisine soteleme yöntemiyle patlıcanları kızartacağız. O arada o patlıcanları tabii ki bir tane tepsi olabilir, cam tepsi olabilir. Yani bunların içerisine toparlayabilirsiniz. Yağını süzdükten sonra ve daha sonra da sosunu hazırlayacağız. Çorbamız var. İlerleyen dakikalarda ne hazırlayacağız? Tabii ki üzerinin sosunu hazırlayacağız. Kıyma var, soğan, domates, biber, salça, tuz, yeteri kadar yağ. Yağı tabii ki sosun üzerine içerisi az kullanacağız. Sebebi yağı da kızarttığımız için çok fazla yağlı olmaması açısından. Tabii ki kızartmayı yaparken de sevgili izleyenlerim, kızartmayı hazırlarken de yağa dikkat etmeniz gerekiyor. Yağ neyine dikkat etmeniz gerekiyor? Tabii yağın yanmaması açısından. Yani yağ yandığı zaman bütün özelliğini kaybeder. Yağ yanmaması için şöyle ocağın üzerine bıraktıktan sonra yağın ısınıp ısınmadığını kontrol etmeniz için şöyle parmağınızı ucunu suya bandırıyorsunuz. Şöyle bir damla kadar suyu yağın içerisine atıyorsunuz. Bakıyorsunuz şöyle cızırtı varsa hemen onun içerisine patlıcanları ilave ediyorsunuz. İsterseniz bunun içerisine sosun içerisine sarımsak da ilave edebilirsiniz sevgili izleyenlerim. Bunlar tabii ki sarımsak çok çok faydalı gıdalarımızdan bir tanesidir. Soğan, sarımsak, onun içerisinde bir de domates, biber. Birazcık da daha sonradan maydanoz ilave ettikten sonra finalde o zaman o kadar doyum olmuyor. Evet, bakalım suyumuz yağımızın durumu yok, daha ısınmamış yağımız. Isınmayınca şöyle toparlayalım buradaki malzemelerimizi. Ve bunları tek tek atacağız, ilave edeceğiz. Yani daha sonra iki tane oradan soğan vereceksin bana. O iki tane soğanla da ben buradaki işleri yapacağım. Bir tane hemen cam tepsi alalım. Nerede? Cam tepsimiz. Evet, şuradan alalım sevgili izleyenlerim. Onun içerisine toparlayacağız. Toparladıktan sonra da patlıcanlar daha sonra da onun üzerine, sağ olasın Caner'im benim, bir tanem küçük olduğundan dolayı soğanları soğanları dikkat edin. Soğan alırken dikkat etmeniz gerekiyor. Evinize, hele evlere soğan alırken küçük boylarını tercih ederseniz daha masrafsız, daha ekonomik iş yapmış olursunuz. Soğan soyarken,
sakın bu parmağınız açıkta kalmasın. Bakın şu parmağınız açıkta kalmasın. Bu parmak açıkta kaldığı zaman hemen koparabilirsiniz. Bu parmağı saklıyorsunuz. Buradan elinizi tutarak destek alıyorsunuz ve ondan sonra soğanı buradan kurtarıyorsunuz. Ve daha sonra da aynı şekilde burasını da tutarak bir kısmını bırakmıyorsunuz. Ondan sonra şöyle bunu çekiştirerek şöyle bir parçasını, yani demin kopmadı orada, evet. Ve daha sonra da bunu bu şekilde soyuyorsunuz. Fazla içerisine dalıp da etli tarafını soyarsanız yine israf olmuş olur. Buyurun, malzememiz burada sevgili izleyenlerim. Yani bir de iki soğanları almamanız gerekiyor. İki soğan hangisi? Birbirlerine yapışmış olan soğanlara iki soğan deriz biz onu mutfağımızda. Onu aldığınız zaman tabii ki birisi küçük olduğundan dolayı birisi büyük olur her zaman. Küçükten olmak kaydıyla çürümeye başlar. Onun için kışlık soğanlarınızı beyaz soğandan değil de çuvallarının alacağınız soğanı, efendim, mor soğan. Yani biz şimdi tam kırmızı soğanımız var. İşte balıkların yanında kullandığımız, onu demiyorum. Mor soğan, efendim, Tokat yöresinin soğanı çok serttir. Böyle o soğanları tercih ederseniz daha iyi netçe alırsınız. Çünkü kokmaması, çürümemesi açısından çürüdüğü zaman çok da bir kötü bir kokusu vardır. Ona da dikkat etmeniz gerekiyor. Başka bir tencere hemen alayım. Efendim var mı? Tencereden çok ne var ki? Hemen başka bir tencere. O biraz büyük. Evet. Başka bir tencere alıyorum. Efendim ne oldu? Var. Ha, onda da var. Neyse. Başka bir tencere aldım. Efendim başka bir tencerenin içerisine sevgili izleyenlerim burada soğanları ilave edeceğim. Şöyle yemeklik doğramış olduğum soğanları ilave ettikten sonra sevgili izleyenlerim bunları şöyle iki kaşık yağda soteleme yöntemiyle tabii ki istediğim kıvama gelmesini sağlayacağım. İstediğim kıvama geldikten sonra bunun içerisine efendim salça, kıymayı ilave edeceğim. Salça diyorum, kıymayı ilave edip kıyma taneleşinceye kadar, bakın yağı gördünüz, kıyma taneleşinceye kadar ne yapıyorum? Tabii ki onu iyice pişiriyorum ve daha sonra efendim salçayı ilave edip kavuruyorsunuz. Eğer ki kıymanız olur ya, buzluktan çıkardınız, taneleşmiyorsa içerisine birazcık su ilave edeceksiniz. Suyla beraber onu tamamen taneleşmiş olacak ve daha sonra da istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Tabii bunlar mutfağımızda olması gereken bilgilerdir sevgili izleyenlerim. Yani kütle halinde olduğu zaman olmaz. Tabii ki yemeğin içerisine kıymalı yapıyorsanız kıymalar kum tanesi gibi dağılması gerekiyor. Öyle bir görüntü olması lazım. Efendim ondan sonra da tabii istediğimiz kıvamda yemekler hazırlayabilmemiz açısından söylüyorum sevgili izleyenlerim. Şimdi tenceremizi burada, tencere mi dersiniz, tava mı dersiniz, bir balaca bir şey bıraktık ocağın üzerine. Onun içerisinde şimdi bunları hazırlamaya çalışacağım. Nedir hazırlayacağımız işlem sevgili izleyenlerim? Soğanlar özelliklerini kaybediyor. Soğanlar özelliklerini kaybettikten sonra efendim kıymayı ilave edeceğim. Kıymayı da kavuracağız. Bütün malzemeyi kavurduktan sonra efendime söyleyeyim salça ve daha sonra da içerisine ilave edeceğim domatesimiz var. Domates malzeme, onları ilave ettikten sonra kıvama gelmesini sağlayacağız. Burada da zaten gördüğünüz gibi efendim ekmeklerimiz fırında mayalanmaya başlamış. Kimisi ters yatmış, kimisi düz yatmış. Bu şekilde böyle güzel güzel efendim pişirmeye çalışıyoruz. Bir tane kevgir alalım. Neredeyse o efendim şöyle. Onlarla buradaki malzememizi tabii ki yağın içerisinden alacağız. Yağın içerisinden. Patlıcanları yağın içerisine ekledikten sonra kızgın olmasına özen gösterin. Çünkü kızgın olmayınca sevgili izleyenlerim patlıcanlar çok yağ çekmiş olurlar. Bunları söylemiş olalım. Fazla yağ çektiği zaman, yağ her zaman, yani aşırı derecede yağ kullanımı, tuz kullanımı, şeker kullanımı sağlığımızı her türlü kötülükleri getirir. Yani bunlara dikkat etmemiz lazım. Yağı, şekeri, tuzu, vücudumuzun bunlara ihtiyaçları var ama bunları az kullanmamız gerekiyor. Öz kullanmamız gerekiyor. Çok yağlı olduğumuz zaman vücudumuz yağlanıyor tabii ki. Efendim vücut yağlandığı zaman karaciğer yağlanıyor. Karaciğer yağlandığı zaman her tarafımız başlıyor yağlanmaya. Ne oluyor? Şeklen bozuluyoruz ve ondan sonra da tabii ki efendim istediğimiz gibi olmuyor hayat. Ondan sonra hayat başlıyor zehir olmaya. Hayatı zehir etmemeniz gerekiyor.
Evet, burada hayat. Hayat deyince bizim Caner ot çekiyor burada. Hayat nasıl bir şeyse, evet. Şöyle iki çeşit kıyma var burada. Dana ve kuzu karışımı kıyma. Burada kıymayla soğanı bir arada. Efendim şöyle taneleşinceye kadar bunları tabii ki soteleyeceğim. Taneleştikten sonra bunun içerisine biraz salça ilave edeceğim. Efendim salçayı kavurduktan sonra birazcık tuz ilave edeceğim. Birazcık karabiber ilave ettikten sonra da sevgili izleyenlerim domates var, biber var, onları ilave edeceğiz. Ve daha bir kısım domates biberi de tabii ki üzerine dizmemiz gerekecek fırına vermemiz açısından. Bunları şöyle bir toparlayalım. Efendim bunları tabii ki hazırlarken de bakalım neler oldu. Şimdi fırına bir tane yemeğimizi, bir tarifimizi fırına verdik. Kepekli ekmek cevizli güzel, çok güzel. Kahvaltı için bile bildir. Herkese tavsiye ediyorum. Herkes pazar günleri çoluk çocuğuyla beraber, hele bu aylarda sevgili izleyenlerim veyahut da Anadolu'muzun ücre köşelerinden bizi izleyen izleyicilerimiz fırınlara ulaşamayabilirler, pastanelere ulaşamayabilirler. Bu tür malzemelerle efendim güzel güzel şöyle ekonomik güzel yemekler, tarifler yapmış olurlar. Bunları hazırlarken de dikkat edecekleriniz şunlardır. Tabii ki püf noktaları, özellikleri ve kurallara dikkat ederseniz her şeyi aynen efendim belki birinci yapınışta, hazırlayışınızda belki biraz eksikleriniz olabilir ama ikinci hazırlayışınızda kesin olarak efendim olmaz onlar. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü böyledir, hayat böyledir. Birincide acemilik yapabilirsiniz. İkincide efendime söyleyeyim alışmış olursunuz. Bakın şimdi burada soğanları kavurduktan sonra soğan içerisine kıymayı ilave ettim. Ve kıymayı da efendim kavurduk. Bakın taneleştiriyoruz burada. Tabii kıyma etin kendine has olan bir suyu vardır. O suyu bırakacak. O suyu bıraktıktan sonra da sevgili izleyenlerim kıyma taneleşmiş olacak. Kıyma taneleştikten sonra da efendim istediğimiz kıvama geldi demektir. Ve içerisine bir kaşık salçayı ilave edeceğiz. Kaşık salçayı ilave ettikten sonra da efendime söyleyeyim şöyle alalım. Kaşık salçayı ilave et, kavuruyoruz. Kavurduktan sonra içerisine tuzumuzu, karabiberimizi yeteri kadar ekledikten sonra bir kışımla efendim hazırlamaya çalışıyorum. Bunları da hazırladıktan sonra şöyle bir doğrayalım. Elimizin altını boşaltalım. Hemen mangalımızı hazırlayalım. Mangalımız da bir taraftan ısınmış olsun sevgili izleyenlerim. Ve bunları hazırlarken tabii ki öbür tarafta patlıcanları kızartıyoruz. Kızaran patlıcanlar. Evet. Hemen bir tane şurada neredeydi? Kaplarımız nerede bizim? Efendim burada. Hemen alalım bunu. Şunları dolduralım. Çünkü ocaklar boş durmaması gerekiyor. Hemen ocakları efendim ne yapmamız gerekir? Fora, yelkenler fora. Caner'in dediği gibi hemen bunları da hazırladıktan sonra bir araya toparlıyorsunuz. Kızaran patlıcanları ocaktan alıyorsunuz. Yağını süzerek tevgili aldıktan sonra efendime söyleyeyim zaman zaman karıştırıyorsunuz. Şöyle ve ondan sonra da hepsini bir kabın içerisinde toparladıktan sonra sevgili izleyenlerim sosumuz burada hazır. Sosu üzerine yeteri kadar domates biber üzerine ilave ettikten sonra evet şöyle bırakalım. Burada birazcık efendim tuzumuz var. Tuzu ilave ediyorsunuz. Ve onun haricinde de bakalım neler olacak. Öbür tarafta bir tencere bırakacağım. Hemen onun içerisine çorbayı hazırlayacağım. Çorba da bir taraftan hazırlanmış olsun. Ondan sonra bakalım. Programımızın sonuna tabii ki inşallah bunların hepsini geçiştirmeye çalışacağım sevgili izleyenlerim. Burada sosumuz istediğimiz kıvama geldi. Sos istediğimiz kıvama geldikten sonra sosu şöyle ocaktan alıyoruz. Sos buradayken efendim burada da başka bir işlem hazırlayacağım. Hemen kızaran patlıcanlar. Bugün böyle güzel güzel yemekler. Bakın detaylı bir şekilde kaç tane yemek hazırlıyoruz. Kaç tane yemek? Evet. Gördüğünüz gibi kaç tane yemek hazırlıyoruz. Bu iki detaylı. Efendim iki tarif oluyor bu. Onun için şimdi bir de mangal sefası hazırlayacağım sizlere sevgili izleyenlerim. Evet onu da hazırladıktan sonra başka bir tencere hemen alıyorum tenceremizi buradan şöyle dağınık bir şekilde. Efendim iki kaşık, üç şöyle bir tane yardımcı arıyorum Caner kendime. Bulursanız çağırın gelsin. Şöyle efendim tabii benim şartlarıma uygun olacak. Böyle halkımızdan bir tane şartlarıma uygun olacak.
olmasa olmuyor. Evet, bunları gördüğünüz gibi hazırlıyorsunuz. Hemen ekleyelim. Bir taraftan efendim bunu pişirirken öbür taraftan da bakalım neler olacak. Ben biberleri buradaki yağın içerisine bırakıyorum. Bıraktıktan sonra da efendim buradaki sosumuz, bakın güzel bir sos hazırladık. Sosu şöyle malzememizin üzerine, patlıcanın üzerine yayıyorsunuz. Şöyle her tarafı aynı şekilde olmak kaydıyla bunu hazırladıktan sonra sevgili izleyenlerim. Oh evet, bunları güzel 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 ve daha sonra da doğramış olduğum domatesleri de bunun üzerine ilave ediyorum. Sakın bu arada benimle uğraşıp da reklam falan filan demeyin. Efendime söyleyeyim şöyle buradan kepçeyi bıraktığım zaman birinizi aşağı indiririm orada. Evet, durum böyle. Her şey böyle efendime. Ne oldu? Kim var? Yanıyor muyuz? Yandım çavuş, yandım senin elinden, elinden. Ne oluyor? Ne oldu orada? Evet, şöyle efendime söyleyeyim. Bunları da hazırladıktan sonra buradaki almış olduğumuz biberleri böyle. Efendim ne oluyor? Son kaç, son kaç sayın bakalım. Bunları da aldıktan sonra efendim tencereye buradan alıyoruz. Efendime söyleyeyim, biberleri şöyle üzerine serptik. Ve bu biberlerle beraber bu malzemeyi fırına veriyorum. Efendim fırında bakalım ne olacak sonu. Hiç böyle bir şey yapmazdım ama neyse, sağlık olsun. O kadar çatlak su kaçırmadı şu an. Ya ne yapalım? Oh, oh. Evet, gördüğünüz gibi sevgili izleyenlerim, musakkamız kaynaya kaynaya efendim bando eşliğinde getirmiş olduk. Bu güzelim efendim patlıcanlı patlıcan musakkayı burada. Arkadaşlar bir yakına getirin de ben de göreyim nasıl olduğunu, nasıl bir yemek olduğunu efendim herkes, izleyicilerimiz de görsün. İzleyicilerimiz de tabii ki bu tür yemekler her zaman tavsiye etmeleri lazım. Sebze deyip geçmeyin. Her zaman sebze, 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 sebze 10 numaradır sevgili izleyenlerim. Hele böyle bir sebzeli yemek olursa 10 numara, daha 10 numara ilave. Yani 2 10 numara olmuş oluyor. Evet sevgili izleyenlerim, yine geldik bir programımızın sonuna. Sürçülisan ettiysek affola. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Hoş kalın, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.